Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei ekosistemine ait bir videoyu paylaşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Huawei telefonlarla ilgili pek çok soru geliyordu bizlere. Hatta videoların altında muhtemelen sizler de bu sorulara rastlıyorsunuzdur. Neydi bu sorular? Huawei'de acaba şu uygulama var mı? İşte YouTube yükleyebiliyor muyum? Şu bankacılık uygulamasını indirebiliyor muyum? Gibi sorular mevcuttu. Bugün sizlere Huawei cihazlarında uygulama açısından hiçbir sorun, sıkıntı olmadığını direkt olarak göstereceğimiz bir video hazırlamak istedik. Bu videoda arkadaşlar YouTube gibi, Google Drive gibi, Google Maps gibi Google çatısı altındaki uygulamaları nasıl yükleyebileceğinizi, Netflix gibi, WhatsApp gibi, Facebook gibi popüler sosyal medya uygulamalarınızı nasıl sorunsuz bir şekilde yükleyip kullanabileceğinizi sizlere göstermiş olacağız. Öncelikle arkadaşlar şu cihazımızı elimize alalım. Görüyorsunuz Huawei P60 Pro biliyorsunuz. Bu cihaz özellikle kamerasıyla çok fazla ses getirmişti arkadaşlar ve Türkiye'de de bir hayli başarılı bir grafik çizdi. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak size şunu belirtmemiz gerekiyor. Halihazırda Huawei App Gallery'de zaten popüler uygulamaları rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Nasıl bulabiliyorsunuz? Hemen App Gallery'ye giriyorsunuz arkadaşlar. İndirmek istediğiniz uygulamayı yazıyorsunuz ve indirmek istediğiniz uygulamayı yazdığınızda zaten genel olarak karşınıza çıkıyor. Yani uygulama indirme kısmında App Gallery'de herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığınızı sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Örneğin arkadaşlar App Gallery'ye girdim şu anda. Mesela bakın burada popüler uygulamalar var. Görüyorsunuz Tinder olsun, Soulchill olsun. Biliyorsunuz bu uygulamalar son zamanlarda hayli popüler oldu. Snapchat direkt olarak gözümüze çarpıyor. Mesela bankacılık uygulamalarını çok söylüyordunuz. Hemen buradan mesela banka yazalım. Direkt hemen Akbank çıktı. Ne olabilir? Popüler banka Ziraat Bankası. Mesela Ziraat Mobil zaten aşağıda çıktı. Hemen tıkladığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar Ziraat Mobil 35 milyonda yükleme almış. Bildiğiniz Ziraat Bankası tarafından yayınlanan orijinal bir uygulama. Herhangi bir sıkıntısı vesaire yok ve bu uygulamaya güncellemeler de direkt olarak geliyor. Akbank uygulaması da aynı şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Direkt olarak Akbank tarafından yayınlanan uygulamayı rahat bir şekilde indirip kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla App Gallery tarafında hani şu uygulama var mı, bu uygulama var mı gibi soru sormaya gerek yok. Bakın arkadaşlar mesela WhatsApp yazalım. WhatsApp gördüğünüz gibi benim telefonumda zaten yüklü. WhatsApp, Telegram mesela. Biliyorsunuz Telegram son dönemde özellikle WhatsApp'ın bazı şartlar getirmesiyle birlikte bir hayli popüler olmuştu. Telegram bile var arkadaşlar. Hani WhatsApp zaten var. Ya ama WhatsApp'ın dışında da ben farklı mesajlaşma uygulamaları kullanıyorum diyenler için. Telegram bile App Gallery'de mevcut ve App Gallery'ye direkt olarak yazıp indirebiliyorsunuz. Görüyorsunuz Tinder yine ülkemizde bir hayli popüler bir uygulama. Özellikle son dönemde popüler olmuştu. Bunun haricinde mesela Booking var. Görüyorum Royal Match var. Çok güzel bir oyun ki ben de bunu oynuyorum. Mesela arkadaşlar Facebook yazalım. Gördüğünüz gibi Facebook'ta direkt burada çıktı. TikTok var yine aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TikTok'u da hızlı bir şekilde App Gallery üzerinden indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde Soulchill son zamanlarda yine popüler olan uygulamalardan bir tanesi. Bunu da yine App Gallery üzerinden işte nefes yemek tarihleri yine App Gallery'de mevcut. Yani aklınıza gelebilecek Türkiye'deki bütün popüler uygulamalar App Gallery üzerinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu noktada içiniz rahat olabilir. Yani acaba ben ya telefon alacağım ama hani App Gallery'de bu uygulama yoktur. Bu uygulamayı nasıl bulacağım gibi bir soru oluşmasın arkadaşlar aklınızda. Şimdi gelelim arkadaşlar bir diğer önemli konuya. Bu önemli konu ne? Tabii ki Google hizmetleri. Biliyorsunuz Google hizmetleri App Gallery'de direkt olarak yer almıyor. Bunun için Gbox var arkadaşlar. Gbox'ı telefonunuza kurup istediğiniz Google hizmetini YouTube olsun, Google Drive olsun, Google Maps olsun hepsini kullanabiliyorsunuz. Nasıl? Hemen onu da gösterelim sizlere arkadaşlar. Yapmanız gereken şey çok basit. Halihazırda benim telefonumda Gbox zaten yüklü. Ama yüklemek için yapmanız gereken şey son derece basit arkadaşlar. Yine Huawei'nin App Gallery'sine giriyoruz. Buraya Gbox yazıyoruz arkadaşlar. Gbox yazdığınızda zaten direkt olarak en üstte Gbox çıkıyor ve buradan Gbox'ı indir diyoruz. İndir dedikten sonra gerekli izinleri veriyoruz arkadaşlar ve Gbox'ımız kullanıma hazır bir hale geliyor. Bakın girdiğim zaman benim şu anda işte Google Play Store olsun, YouTube olsun, Drive olsun hepsi yüklü arkadaşlar. Airbnb vesaire bunların hepsini yükledim ve bunları kullanırken de herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorum. Örneğin arkadaşlar popüler olanlardan YouTube'u açalım. Mesela bakalım YouTube gördüğünüz gibi açılıyor ve hiçbir sıkıntısız bir şekilde YouTube'u kullanabiliyorum. Bu arada oturumumu da açıp oturumum kapalı değil yani. Hani rastgele bir Google hesabı açılmıyor. Benim kendi Google hesabım üzerinden direkt olarak açabiliyorum. Aynı şekilde mesela Drive'a bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Drive'da da yine benim dosyalarım mevcut. Haritalara bakalım. Haritalara baktığımızda
bakın şu anda bulunduğumuz konumu direkt olarak gösteriyor. Yani burada da herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Konumunuza kadar her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bu noktada da yine aklınıza herhangi bir soru işareti takılmasın. Özellikle G-Box'tan önce kullanılan G-Space'de bazı sorunlar vardı. Bildirimler gelmiyor diye. Burada klon seçeneği var arkadaşlar. Burada uygulama klonlama yaptığınız zaman bildirimler de tamamen cebinize geliyor. Yani bildirim tarafında da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Güncellemeyi yine uygulamanın menüsünden rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulama güncelleme dediğiniz anda direkt olarak uygulamayı güncelliyor arkadaşlar. Yani bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Genel olarak arkadaşlar gerek G-Box üzerinden gerekse de AppGallery üzerinden uygulamalarınızı rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Yani bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadığını sizlere söyleyebilirim. Aklınıza takılan yine herhangi bir uygulama varsa ya acaba şu uygulamada çalışıyor mu, bu uygulamada çalışıyor mu? Videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz ama dediğim gibi hali hazırda şu cihazda arkadaşlar çalışmayan herhangi bir Android uygulaması yok ve basit bir şekilde hepsini yükleyebiliyorsunuz. Aklınıza gelen bütün sosyal medya uygulamalarını Facebook olsun, WhatsApp olsun, Telegram olsun, Tinder olsun az önce gösterdim zaten hepsi AppGallery'de mevcut. Bunları tek tıkla telefonunuza kurabiliyorsunuz. Google servislerini ise arkadaşlar az önce de gösterdiğim gibi G-Box'ı indiriyorsunuz telefonunuza. G-Box'ı indirdikten hemen sonra yine bu uygulama üzerinden girerek YouTube olsun, Google Drive olsun, Google Maps olsun, işte Google Play Store olsun hepsine rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ve herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorsunuz. Buradaki güzel unsurlardan bir tanesi arkadaşlar bu uygulamada herhangi bir reklam söz konusu değil. Yani reklamsız bir şekilde stabil olarak bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi klon özelliğini çalıştırdığınızda uygulamalardaki bildirimler de direkt olarak sizin cep telefonunuza geliyor. Tekrardan altını çizmek istiyorum. AppGallery'de bütün popüler uygulamaların yanı sıra banka uygulamaları vesaire de mevcut arkadaşlar ve bunlar anlık olarak güncelleniyor. Yani bir Android markete güncelleme geldiği zaman atıyorum Ziraat Mobil. Android'de güncellendiği zaman direkt Huawei'de bu güncellemeyi hemen AppGallery'de yayınlıyor arkadaşlar ve bankacılık uygulamanızı en güncel bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kısaca özetlememiz gerekirse halihazırda Huawei tarafında uygulama sorunu rafa kaldırılmış durumda. Yani bu telefonda şu uygulamalar çalışmıyormuş, bu uygulamalar çalışmıyormuş. Bunlar tamamen safsat arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Zaten gösterdim size YouTube'u bile rahat bir şekilde tek tıkla açabiliyoruz. Google Maps'e girebiliyoruz, Google Drive'a girebiliyoruz ve herhangi bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Üstelik bunları yaparken kendi Google hesabımıza yapıyoruz arkadaşlar. Yani random bir hesapla yapmıyoruz. Dolayısıyla bu noktada yine kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Kafanıza şu takılmış olabilir ya acaba bu sadece telefonlar için mi geçerli? Hayır arkadaşlar bunu halihazırda Huawei tabletlerinde de yapabilirsiniz. Yani tablette de farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Yine Huawei tablet kullanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? G-Box indiriyorsunuz. Oradan diğer bütün Google uygulamalarına da erişim sağlayabiliyorsunuz. Son olarak tablet meselesinden de bahsettik arkadaşlar. Dediğim gibi yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa ya şu uygulamayı nasıl indireceğiz ya da G-Box'a nasıl gireceğiz, nasıl güncelleyeceğiz vesaire tarzında sorular olursa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.